Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Adı Haftanın Z Raporu. Bu haftadan itibaren tüm hafta boyunca her pazar günü haftanın benim açımdan Z raporunu vereceğim. Şimdi haftanın Z raporunu şöyle açarsak 20 26 Mart haftasının Z raporunu şimdi sizlere söylüyorum. Yani genellikle TYT matematik çalışmalarıyla YTT çalışmaları ama daha çok YÖK diye çalışmaların olduğu bir haftaya geride bıraktım. Ve bugün de yani bu hafta içerisinde sınavım vardı ve sağlıktan girdiğimi biliyorsunuz. Ve harbi şok oldum yani şahsi sağlığı görünce şok oldum. Yani gerçekten sağlıktan ne istediler diye sordum yani kendimce. Yani sınav çıkışından içinden yahu bu sağlıkçılardan ne istediler bugün diye sordum yani. Çünkü cümle tamamlamasına baktığımda plak gibi takıldım adeta ya plak gibi takıldım. Ama şunu söyleyeyim. ÖSYM sınav kaderindeki ilk hedef kelime sorusuna doğru cevap verdiğimi müjdeleyeyim buradan. Yani hem haftaya damga vuracak hem de benim yılıma aslında damga vuracak bir andı. Yani ÖSYM sınavları tarihimdeki yani benim açımdan kendi tarihimdeki ÖSYM sınavı yani ÖSYM sınavı kaderindeki ilk hedef kelime sorusunun doğru cevap verme anına şahitlik ettim kendimce. Daha doğrusu ben doğru cevabı verdim. Yani bu anı hiç unutmayacağım yani. Yani şöyle söyleyeyim. Sağlığı biraz daha zorlamışlar yani. Başvuru böyle artınca sağlığa yok işte kolaydır ben gireyimler artınca mecbur ÖSYM böyle şey yapmış ya 2020 gibi oldu adeta. 2020 gibi ama bir farklı 2020 gibi. Aslında değil de cümle tamamlaması yani hani plak gibi takılı kaldım orada. Neyse. Ayrıca yazılıların da yaklaşmanın başladığı bir hafta oldu bu. Bir de gerçekten şunu söyleyeyim. Yok dil için emek verdiğim bir hafta oldu aslında. Bundan sonra ne olacak? Şimdi gelecek hafta bizim MSÜ'müz var. Ben de gireceğim zaten MSÜ'ye. Yani gireceğim. Bakalım neler olacak yani bilmiyorum ama onun üzerine çalışacağım. Çıkmış soruları özellikle çıkmış soruları çözeceğim. Bir de YKS çalışmaları da son hız devam edecek. Artık bundan sonra YDT üzerinden devam edeceğim. Yok dil bitti. Şu anda sonucu bekliyorum. Yani muhtemelen Nisan'ın daha başında açıklayacaklar gibi geliyor. 14 Nisan'ı beklemezler. Yani değerlendirmeler tamamlanır. Yani Nisan başında ilk 7-8 gün içerisinde açıklayacaklar. Muhtemelen. Bunu söyleyeyim. Yani vaktinde açıklamaz. Yani ÖSYM zaten biliyorsunuz sürprizleri seviyor. Yani MSÜ üzerine çalışacağım daha çok. Sonra TYT, YDT üzerine çalışmalarım son 2 ayda devam edecek. Artık zaman daraldı ve artık çalışmaları böyle hızlandırmamız lazım. Yani işte bu haftanın Z raporu kısaca böyle. Yani uzat 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 anlat anlat bitmez yani. Kısacasını size vereyim dedim. Ama Z raporu bu şekilde. Ama şimdi tamamen anlatsam süremiz yetmez. Peki. Bir sonraki hafta yeni videolarda Ramazan vlog videosu Göktil bittiği için devam edecek. Zaten Göktil'den ara vermiştim ama şimdi devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta umarız güzel bir mevsimi karşımıza çıkar. Hoşçakalınız efendim.